Bu 31 Mart seçiminin yapıldığı gün Malatya'da sandığa kan bulaştı. İşin açıkçası Pötürge'de Bölünmez Mahallesi İlkokulu'nda bir sandıkta AK Partili adaylar, AK Parti adayının yakınları işte açık oy kullanılmak isteniyor. Yaşlı kabini işte birileriyle birlikte girmek istiyorlar. O esnada Saadet Partililer, müşahitler daha doğrusu, bunun usulü aykırı olduğunu söylüyorlar, itiraz ediyorlar ve iki kişi orada yaşamını yitiriyor. Evet, bir amca. Bir hikayesini önce bir kısaca alalım, sonra asıl dikkat çekici olan şu, yani bir başka şey, Metin Feyzoğlu'nun bu olaydaki bu olaya dahil olma biçimi bana ilginç geldi, onu soracağım. Ya tabii o hikaye senin de özeti o. Yani az önce ifade ettiğin şekliyle. Yani AK Partili adayın yakınları bildiğim kadarıyla. Hı hı. Saadet Partili sandık müşahitleri. Ama bu olayın yaşanmasında maalesef o seçim öncesi çok gergin bir seçimdi biliyorsunuz. Saadet Partisi'ne yönelik suçlamalar, işte terörist ithamları, ihanet ithamları. Çok gergin bir seçim ortamıydı. Maalesef bu gerginlik de işte siyasal rant devşirme adına biraz da tahrik edildi, teşvik edildi. Sonuçta böyle üzücü bir sonuca burada, neden oldu. Şimdi şunu soracağım. Yani Barolar Birliği Başkanı sonuç olarak hani bu demokrasinin ne denir sınavdan geçtiği bir günde oluyor bu. Tabii. Yani ne yapıyorsun? Bir seçim yapıyorsun. Yani demokrasinin bir sınav günüdür seçim. Yani demokrasiye sandığa kanın bulaştığı bir gün. Yani evet. Daha ötesi dolayısıyla yok. Dolayısıyla burada şimdi avukat şey yapabilir. Yani avukatlığın doğasında vardır bu yani. Savunursun burada şey normaldir bu. Fakat ama böyle bir olayda avukat olmak. Barolar Birliği Başkanı'nın burada sanıklar lehine. Ben daha vahim bir şey söyleyeyim. Şimdi bu ilginç bir durum var burada. Yani dediklerinin hepsine katılıyorum ama ilginç olan şu. Bu davanın bugün karar duruşmasıydı. Hı. Yani bir önceki mahkemede bu karar duruşması diye bugün görülen dava karar duruşması olarak açıklanmıştı. Tam da bugün ve benim oradaki bizim muhabir arkadaşlardan aldığım bilgi, içerideki avukatlardan da aldığımız bilgi ilginç bir şeydi. Hiç gündemde yoktu. Bir anda Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu davaya müdahil oluyor ve sanıkların savunmasını üstleniyor. Tek başına da olmadığı söylendi. Bir avukat ordusuyla geldiği söylendi. Kaç kişi bilmiyorum. Ne oldu ve karar duruşması olmasına rağmen şimdi dava tekrar 25 Kasım'a ertelendi. Oysa bugün karar bekleniyordu. Savcı yine yanlış bilmiyorsam müebbet isteniyordu. Şimdi ertelendi. Ya ben de merak ediyorum. Yani burada şimdi ya ne oldu? Neden Metin Feyzoğlu bu davada sanıkların avukatlığını üstlenme ihtiyacı duydu? İşte katil zanlılarının şeyi AK Parti belli. Evet. Adayın zaten akrabalarıydı. Evet, akrabaları. Ya ilginç ya, gerçekten merak ediyorum. Tabii olay da sıcak daha. Yani çok hani siz bunu araştıracaksınız. Araştıracağız. Metin Bey dediğin doğru, avukat olarak şey yapabilir ama Türkiye Barolar Birliği Başkanısınız ve böyle bu demokrasinin, seçimin, seçime, demokrasiye kanın bulaştığı bir davada müdahil olmanız. Buradan da para kazanalım, kazanmayı işte ver. Yani mevzu paraysa. Ben paradan öte olduğunu düşünüyorum. Çünkü hani ilk Sayın Cumhurbaşkanı Metin Feyzoğlu'na tepki olarak orada yine Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir şekilde tepki koyup salonu terk ettiği bir ilişkiden, bir nefret ilişkiden bir aşk ilişkisine dönüşmüş bir süreçle karşı karşıya. Böyle olunca yani, da bu davaya hani müdahil. Büyük aşklar büyük nefretlerden doğar diye bir şey de var. Yani bu davaya müdahil olmaya kadar getirecek sonuçta bir tarafından baktığımızda bir cinayet davası ama hani kökenine baktığımızda işte AK Parti, Saadet Partisi bir sandık başında yaşanmış bir cinayetten bahsediyoruz. O yüzden sorulması gereken gerçekten çok soru var. Ama bu soruları hem hukukun, hem demokrasinin, hem siyasetin, hem de kamuoyu vicdanının aydınlatılması açısından Metin Feyzoğlu'nun açıklama yapması ben gerekiyor. Metin Feyzoğlu. Ne oldu? Para mı var? Çok büyük para mı verildi de böyle bir şey olabilir? Kardeşim bana reddedemeyeceğim bir miktarda para teklif edildi. Ben bu davayı üstlendim. Hayır kardeşim diyebilir. Ben AK Partiliyim. Evet Barolar Birliği Başkanı olabilirim. Sayın Cumhurbaşkanı'yla da geçmişte böyle bir olay yaşanmış olabiliriz. Ama ben yanılmışım. Meğer hı hı. Çok değerliymiş.
AK Parti bu ülkenin kurtuluş reçeli. O yüzden ben bu davada taraf olma ihtiyacı duydum. Veya ne bileyim ileriye yönelik bir takım niyetlerim var, beklentilerim var. Taahhütler mi bulunmuştur? İşte onları neyse, bilmiyoruz. Açık bilmiyoruz ama gerçekten herkes şok oldu. Hiç kimse beklemiyordu. Çünkü uzun süredir devam eden bir dava süreci. Şu ana kadar böyle bir şey yok. Tam karar duruşmasının olduğu gün neden müdahil olma ihtiyacı duydu? Ve bu dava, bu müdahillik, Barolar Birliği Başkanı'nın bu davaya müdahil olmasının, bu kararın ertelenmesinde etkisi var mı? Karar duruşmasıydı. Kamuoyu bence bunu yakından takip ediyor. Sadece adalet değil, herkes burada bir sınav veriyor yani.